Futbol Plus ekranlarından herkese merhabalar değerli futbol severler. Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Sercan Tikme bizlerle. Sercan öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ömer Faruk, iyi yayınlar. Kolay gelsin kardeşim. Teşekkürler, sağ olasın. Beşiktaş'ın gündemine dair konuşacağız. Yavaş yavaş da aslında takipçilerimiz yayına bekliyoruz. Onlar da yavaş yavaş gelmeye başlarken istersen Beşiktaş'taki asıl gündem olan teknik direktör konusuyla başlayalım. Beşiktaş'ta teknik direktörde son durum nedir? Adaylarda son durum nedir? Yönetimin bir arayışı var, sen de biliyorsun. Son gelişmeleri istersen senden dinleyelim. İlk olarak şimdi canlı yayındayız. Bizi izleyen Beşiktaşlılar yorumlarını gönderebilirler. Sen o yorumlardan seçip soruları soracaksın. Sadece aynen, sorular evet. Değil. Konuştuğumuz konuyla ilgili zaman zaman beni kesip gelen mesajları isimlerle birlikte okursan, yorumları da okursan sevinirim. Hatta ilk yorumumuz geldi bu arada. Sercan Dikme adamdır diye. Başlayabiliriz. Sağ olsun. Şimdi Önder Hoca ile ilgili durum. Beşiktaş taraftarının Önder Hoca'ya olan saygısını, sevgisini ve devam etme isteğini aslında görebiliyoruz. Ancak evet, halen bu konu kulüp içerisinde muallakta. Önder Hoca'nın desteğe ihtiyacı var, evet. Ama Beşiktaş kulübü, Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş profesyonelleri açıkçası Önder Hoca'yla mı devam edelim, yeni bir hoca mı getirelim, yapılanmaya mı gidelim? Yapılanmaya giderken bu yapılanmayı yabancı bir teknik direktörle mi yapalım? Yoksa yerli bir teknik direktör getirip ligi bilen, hiç maceraya girmeden bir hocayla mı devam edelim? Aslında burası muallakta. Beşiktaş'ın evet, da kafasını karıştıran. Çünkü öyle bir durum var ki Ömer Faruk şu an. Göztepe maçı, Kayseri maçına çıkıyor ilk maç. Bir sonraki maç, ilk maç mı son maç mı belli değil. Sonra bir maçı daha çıkıyor hoca. Önder Hoca'dan bahsediyorum. İlk evet, maç mı son maç mı belli değil. Konya maçına çıkıyor. Son maç mı devam mı edecek belli değil. İki gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda biz yayınlayacağız, maç var. Son maç mı belli değil. Devam mı edecek belli değil. Belirsizlik var. Evet. Futbolcu grubu da, camia da, taraftar da şunu istiyor açıkçası. Biz Önder Hoca ile devam edeceksek bilelim. Hayır. Bir geçiş sürecidir. Beşiktaş yönetimi şu an bir hoca arıyorsa, bir hocanın geleceğini bilsin. Biz bunu da bilelim. Biz bu yıl evet, itibariyle şampiyonluğa mı oynayacağız? Bir umut ışığı var. Oraya mı doğru gideceğiz? Açıklamalar çünkü bu yönde. Şampiyon olmak istiyoruz. Açıklamaları geliyor Beşiktaş tarafından. Hı-hı. Ama diğer tarafta Önder Hoca diyor ki ben gençlere dokunmak istiyorum. Gençleri kazanmak hı-hı, istiyorum diyor. Hem gençleri kazanalım hem de şampiyonluk yolunda ilerleyelim biraz zor. Sonra Konya maçına çıkan kadroya bakıyoruz. Serdar Saatçı yok. Aslında gençlere aynen, dokunmak isteyen hoca böyle demişti Önder Hoca ama ilk 11'de Serdar yok. Montero var. Ya iyi mi kötü mü? Benim yani iyi oynadı Montero. Çok da kötü değil. Orasında değilim. Ama gençlere dokunmak istiyorum deyip hedef maçı haline getirip Montero ile devam edilecekse Beşiktaş bunu da bilmek istiyor taraftar. Ya Beşiktaş evet, taraftarına şu denilse bu yıldan ümidi kesebiliriz. Biz şampiyon olamayacağız. Biz bu yılı geçiş süreci olarak kabul ediyoruz ve biz gençleri kazanacağız. Önümüzdeki 3 yılı kurtaracağız. 5 yılı Önder Hoca ile kurtaracağız. Beşiktaş taraftarının doğru bir iletişimle bu yılın hangi amaçla anlatılması gerekiyor? Ömer Faruk, Ziraat Türkiye Kupası'nı alabilir mi Beşiktaş? Bir, alabilir. Süper Kupayı alabilir mi? İki, olabilir. Alabilir. Ligi ikinci bitirebilir mi? Üç, bitirebilir. Ocak ayına geldik. Üç tane hedef var önünde. Beşiktaş camiasının, Beşiktaş futbol takımının hedefsiz kalma gibi bir durumu yok. Beşiktaş taraftarı bunu kabul etmiyor. Süper Kupa var, birinci kupa. İkinci kupa, Ziraat Türkiye Kupası var. Ligde halen önünde koca bir sezon var. Beşiktaş kulübü taraftar istiyor ki biz bu yıl hedefsiz değiliz ki. Evet. İki kupa var önünde Beşiktaş'ın. İki kupa. Bir tanesi bir hafta 10 gün içinde alınacak bir kupa. Ya Beşiktaş taraftarı bilmek istiyor. Biz Önder Hoca ile devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Şu an Beşiktaş yönetiminin bir arayışı var. Teknik direktör açısından. Evet. Hem yerli hem yabancı. Bir tarafa soruyorum. Halen yabancı teknik adamlar, görüşmeler devam ediliyor. Diğer tarafa soruyorum. Şenol Hoca ihtimali halen kuvvetli. Ömer Faruk.
yatsınamaz evet. bir gerçek Beşiktaş'ta. Şu an sorulan sorulardan birisi de o. Şenol Hoca'yı soran birçok taraftarımız var. Birçok da yorum geliyor. Sen teknik direktör konusunu bitirdikten sonra yavaş yavaş onları aktaracağım. Sen aktar hoca ile ilgili ne diyorlar? Ben göremiyorum bu arada. O yüzden evet, sen okur. Evet, okur musun Şenol, birkaç tane? Tabii ki. Transferi birazdan geçeceğim. Özellikle Şenol Güneş ismi yazan takipçilerimiz var. Ne Şenol demiş? Güneş, soru mu soruyorlar? Ne yani? Yorum Şenol Güneş gelecek mi yönünde? Şenol Güneş kartal işaretleri. Şenol Güneş gelecek mi? İsimleri de okursan sevinirim bu arada. Efendim? İsimler varsa isimleri de okursan tabii, sevinirim. Serdar Sencer, Serdar Sencer yazmış. Şenol Güneş ve kartal işareti koymuş. Arda arda. Başka bakıyorum. Daniel Fark ismi var. Çılgın Samet isimli Fark, takipçimiz. Fark ya da artık kapandı mı demiş birisi. Daha gelecek gibi değil bütçeden dolayı. Hı-hı. Şimdi Şenol Hoca yerli adaylar içerisinde Şenol Güneş yatsınamaz bir gerçek. Evet. Sayın Başkan Ahmet Durçebi. Bak. Beşiktaş'ta en büyük parayı Sayın Başkan veriyor. Hı-hı. Derler ya parayı veren düdüğü çalar diye. Camianın lideri konumunda. Hangi yönetici ne derse desin. En son kararı verecek olan Ahmet Nurçebi. Evet. Bruno Pinheiro'ya onay verdi. Gerçekleşmedi. Son anda pürüzler çıktı. Olmadı. Ben şimdiden kestiremiyorum Ömer Faruk. Ahmet Başkan son kararını nasıl verecek? Yabancı mı diyecek? Şenol Hoca mı diyecek? O günün şartına bakmak gerekiyor. Ama sanki her geçen gün Şenol Güneş ihtimali iyiden iyiye konuşuluyor camia içerisinde. Evet. Bunu söylememiz gerekiyor. Ha, isteniyor istenmiyor. Orası bizim haddimize değil. Ben haberi veriyorum sadece. Evet. Bu arada Şenol Hoca gelir mi Beşiktaş'a? Gelir. Gelmek istiyor mu? Bence gelmek istiyor. Bu iki maç. Altay Ziraat Türkiye Kupası maçı. Beşiktaş'ın. Bir de Süper Kupa maçı. Katar'da oynanacak olan maç. Evet. Önder Hoca'nın geleceğine ilişkin bize ipuçlarını kelimesini çıkartıyorum. Tamamen bize haber yapmamızı sağlayacak bir durum. Eğer Beşiktaş iki maçta istediği bir sonucu almazsa evet. Önder Hoca yeni gelecek olan teknik direktörün yardımcısı olur gibi. Yoksa Önder Hoca ile ilgili hiçbir problem yok. Evet, Önder Beşiktaş Hoca. Taraftarı Önder Hoca'yı da sevdi. Sadece orada Önder Hoca'ya ufak bir eleştiri. Genç oyuncuyla eğer devam edecekse sadece söylemlerde kalmamalı. Muhtemel 11'lerde, ilk 11'lerde çıktığı zaman genç oyuncular, Serdar mesela. İlk iki maç Serdar oynadı, sonra bir anda yok. Anlayabiliyorum. Kazanmak evet. istiyor hoca, okey. Ama Beşiktaş taraftarının istediği şu. Hedef var mı bizde? O zaman o hedefe gidelim. Ha, yoksa Beşiktaş taraftarı ilk kez başarısız bir sezon geçirmeyecek. Ya Beşiktaş tabii. taraftarı başarısız bir sezon geçtiğinde takımını tutmayı da bırakacak diye bir durum yok. Ama bilmek istiyor taraftar. Yani 20 en son Kayseri maçına 30 bin 35 bin kişi geldi. Evet. Bilmek istiyor. Önder Hoca durumu bu. Önder Hoca çok kaliteli, çok düzgün bir teknik adam. Hı-hı. Beşiktaş'ta ben başarılı olacağını da düşünüyorum. Ama ya böyle şey gibi oldu. Ya PlayStation oynarken alıyoruz, bir maç sonra oynatmama ihtimali var bir oyuncuyu, değil mi? Ya Önder evet. Hoca'nın bir sonraki maça çıkmama ihtimali var. Bu muallak ortadan kalkması gerekiyor bence. Kesinlikle. Bu muallak ortadan kalkarsa Beşiktaş bugün açıklama yapsın. Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam edeceğiz diye. Hiçbir Beşiktaş taraftarı nasıl hayır, devam demez. Edersiniz bunu demez. Ama bilmek istiyor. Evet. 5 Şubat'ta Önder Hoca'nın takımın başında bir ay sonra ya. Rize maçı dönüşte Önder Hoca'nın takımın başında olma kesin olacak diyebilir misin? Diyemez. 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 Bu arada bunu bilmek istiyor taraftar. Evet, kesinlikle. Bu arada bir iki isim daha var. Taraftarlar sürekli yazıyor bu arada sen anlatırken. Cenk Özyakup isimli takipçimiz, Jorge Jesus ismi olur mu? Benfica'dan ayrıldı. Ve bir isim daha var. Berkay Gönül isimli takipçi yazmış. Rıza Çalınbay olur mu? Sercan abiye sorar mısın yazmış. Jorge Jesus yok. Hı hı. Beşiktaş'ta şöyle anlatayım. Yabancı bir teknik direktör olacaksa eğer. Bugünün tarihine not düşürülebilir.
yabancı bir teknik direktör olması durumunda Jorge Jesus tarzı çok fazla tecrübeli, çok fazla takım çalıştırmış, artı herkesin kolaylıkla tanıyabileceği bir isim olmayacak. 40-45 yaşında, bazı dünyaca ünlü akademilerde, teknik adamlık akademilerinde, şimdi ismini hatırlayamadım, Pinheiro ve Farioli mesela, Dubai'de bir akademi var, oradan o akademiden mezun olmuş ve o akademinin ismine bakarsan sevinirim bu arada. O akademiden çıkmış iki isimdi mesela, o tarz. Jorge Jesus tarzı değil açıkçası. Ha, ama yine Portekiz ekolü, Alman ekolü. Beşiktaş buralara bakıyor. Profesyoneller buraya bakıyor. Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı, Futbol AŞ Genel Müdürü, çalışmalarını bu yönde yapıyor. Ya Beşiktaş bir kalıp değiştirmek istiyor. Ha, bu gerçek olur olmaz. Ya Beşiktaş'ın yeni gelecek hocası, örnek veriyorum, Önder Hoca'dan sonra veya işte ne zamansa gelecek hoca kesin bu tarzda olacak demiyorum, ama bakılan teknik adam profili bu. Pinheiro'nun hani tepki çekmişti ya Pinheiro. İşte Estoril'de ne başarısı var, başka ne, hangi kulüplerde kupa aldı, işte daha önce nerede çalıştı diye tepkiler almıştı. Mesela eğer bu durum gerçekleşirse Beşiktaş'ın yeni yabancısı yine o tarz olacak. Ömer Faruk. Evet. Yani evet. Bu eleştirilerin aynıları... Aspire Akademi yazmışlar. Aspire, evet. Ben pardon. De baktım. Farioli ile birlikte işte Bruno Pinheiro oradan. O akademinin de yani işte altyapı diyoruz. Hoca ülkeler hoca çıkartıyor. Neyse, tabii konuyu değiştirmeye gerek yok. Bu tarz yabancı teknik adamlar olacak. Anlatabildim mi? Anladım. Ha, olur olmaz bilmiyorum. Yani bir anda Şenol Hoca gerçeği de Okan Hoca, Rıza Hoca, bak ha, soru vardı. Evet. Şimdi ben bunu öngöremiyorum. Neden biliyor musun? Beşiktaş'ta bence başkan da şu an bir numara. Camianın lideri, karar verecek kişi. Bence Katar'da oynanacak olan maçtan sonra sonuç yenilir, kaybeder, kazanır bilinmez. O da ne yapacağını bilmiyor bence. Henüz kararını vermedi Beşiktaş. O yüzden Rıza Hoca olur mu noktasında. Ha, ihtimal mi? İhtimal, onu soruyorsa. İhtimal. Rıza Hoca. Gattuso yazmışlar. Gattuso ismini yazan takipçilerimiz var. Var. Var ama işte o tanımlamaya uymuyor mesela Ömer Faruk. Evet. Az önceki tanımlamaya uymuyor şimdi. O yüzden bir şey diyemiyorum. Evet. Düşünülen adaylardan biri mi? Evet, ama tanımlamaya uymuyor. O yüzden ben diyemiyorum ki hayır Gattuso gelmeyecek. Ya da işte kesinlikle yok diyemiyorum. Düşünülen isimlerden biri ama tanımlamaya uymuyor. Kesinlikle. Kim istiyor? Anladın mı? O yüzden biz net bir haber yapamıyoruz. Önder Hoca devam edecek mi sorusunun da net cevabını veremiyoruz. Önder Hoca şeye çıkacak, Ziraat Türkiye Kupası Altay maçına. Katar'daki maça çıkacak. Sonraki bilmiyorum. Bak, bilmiyorum ben. Peki ben bir soru sorayım. Katar'da oynanacak Süper Kupa finalinde Beşiktaş Önder Hoca ile kazandığı zaman bu sefer daha da işler karışmayacak mı? Bak, şahsi yorumum. Beşiktaş Altay'ı geçsin Ziraat Türkiye Kupası'nda. Ardından Süper Kupa'yı kazansın. Sezon sonuna kadar Önder Hoca ile devam edilir. Bitti, aynı bence konu kapandı. Aynı görüşteyim. Gerçekten. Sonuçlara bakılacak. Bak, bu doğru veya yanlış. İnsan, bizi izleyenler yorumunu yapsın. Doğru veya yanlış. Ama durum bu. Durum sonuçlara bağlı bir durum. Doğru veya yanlış, onu bilemem. Ama iki maçta 2'de 2 yaparsa Önder Hoca ile birlikte Beşiktaş devam edilir sezon sonuna kadar. Kesinlikle, ben de o fikirdeyim. İstersen yavaş yavaş teknik direktör konusunda aslında izleyicilerimize detayları, gelişmeleri aktardık. Transfere biraz değinelim istersen. Çok bir süremiz yok. 5 dakikada transfere değinelim. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Geleni gideni bilmem de. Sen Adem'le içi falan soracaksın biliyorum. En Sakala şu an Göztepe ile görüşüyor. En Sakala. Devre arasında
2 hafta içerisinde En Sakala Beşiktaş'tan ayrılacak. Hı hı. Göztepe ile ciddi bir görüşme içinde Beşiktaş kulübü En Sakala'ya görüşme izni verdi. Görüşme izni ver, tamamdır. Bu Göztepe ile görüşebilirsin. İçer alacakları var. İkinci yarı maaşı var biliyorsun. Hı hı. Ufak da bir para. Göztepe bunlardan biri. Birkaç tane Süper Lig ekibi var ama şu an itibariyle ciddi olan aday Beşiktaş zaten Sakala'nın Göztepe. Devre arasında ayrılacak gözüyle bakılıyor. Ha, olur olmaz daha erken. Daha yeni yeni böyle görüşmeler başladı. Bu arada En Sakala nasıl olacak? Çok da şans bulamıyor Beşiktaş'ta zaten. Kadro dışı ya. Şansı falan bitti En Sakala'nın. İkinci yarı dönme ihtimali de yok. Olur olmaz noktasında daha net bir şey söyleyemem ama devre arasında ayrılacak. Göztepe şu an itibariyle en güçlü adaylardan biri. Tamamdır. Beşiktaş da çok diretecek gibi değil. Sezon sonu zaten sözleşmesi bitecek. Aşağıda. Bu arada yani En Sakala'da güzel anılacak adamlardan biri biliyor musun? Evet. Yani çok yanlış yapmadı Beşiktaş'a. Bak En Sakala 10 üzerinden hep 7 oynadı, 6 oynadı. İdeal. Zaten En Sakala'dan Beşiktaş'a geldiğinde ne bekleniyordu? Kesinlikle. Yani 3 kişi 4 kişi çalımlayıp no look pas verip veya buz orta yapacağı beklenmiyordu. Evet. Fiziksel özellikleri güçlü, defansif bir bek aranıyordu. O zaman o En Sakala tercih edildi. Ve inan bana şampiyonlukta gerçekten çok büyük katkısı oldu ha En Sakala'nın. Evet. Evet tamam şimdi bazı yanlışlar yaptı. Çok kritik maçlarda kritik şeyler yaptı evet. Özellikle Trabzonspor maçından sonra paylaşımı, beğenileri, arkadaşlarından tepki çekti. Çünkü o Trabzon maçı Beşiktaş açısından çok kırılma maçıydı. Hocanın evet. Süreci, futbolcu grubuyla kopma yaşandı. Neyse yani güzel, ya Beşiktaş'ta güzel vedalar güzel şekilde olmalı diyeceğim de. Yani hangi veda Beşiktaş'ta güzel olur? Kesinlikle. Bu arada yayınımızda 95 kişi var Sercan. Artıyor da yavaş yavaş. Abdülkerim Bardakçı'yı sormak istiyorum. Konya Spor yönetimiyle masaya oturdu tarzında haberler var. İstersen onun detaylarını aktaralım. Konya Spor böyle git, yani bu devreyi, birinci devreyi bu seviyede kapattı. Devre arası çok gerçekleşecek bir transfer değil. Konya Spor böyle hedefe giderken. Sezon sonu gerçekleşmesi ihtimal arasında ama kontratını uzattı geçen ay. Abdülkerim. Evet. Konya Spor'la. Halen görüşülüyordu. Yakın süreçte bir şey olmayacak ama sezon sonuna kadar bu görüşmeler devam eder. Beşiktaş para teklif ediyor, takas teklif ediyor, para artı oyuncu teklif ediyor. Hı-hı. Ama yakın süreçte olmayacağını düşünüyorum. Sezon sonunun olma ihtimali var. Abdülkerim ligin gerçekten iyi yerli oyuncularından biri. Çok da iyi bence. Oyun kurma evet. Anlamında da yani Konya'ya oturdu aslında. O sisteme oturdu. Oturdu. Gayet iyi ve milli aday kadroya da çağrılıyor. Çok iyi bir futbolcu. Zor orada. Biraz sezon sonuna kadar kalırsa çünkü Fenerbahçe Galatasaray'da devreye girer yani. O kadar iyi bir oyuncuyu kim istemez. Ama yakın süreçte bir şey yok. Bildiğimiz üzere zaten Beşiktaş'ta sezon sonuna doğru birçok ismin 15 ismin sözleşmesi bitiyor. Bunlardan en önemli merak edilen aslında isimlerden birisi de Adem Leic. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve Başakşehir'le anlaştığı yönünde haberler var. Şimdi kadro dışı konumda. Evet. Yakın süreçte de affedilme gibi bir durumu yok Adem'in. Şimdi bitecek. Yeni bir hoca gelirse durumu ona sorulacak. Tekrar Önder Hoca'nın da bu arada devam ederse fikri alınacak. İkinci yarıda kadroya katılırsa, affedilirse, kadro dışı konumundan tekrar takıma dönerse bambaşka bir şeyden bahsedebiliriz. Ama ben de Başakşehir'le anlaştığı bilgisi yok. Arkadaş haberi yapanları da ne yalanlarım ne hayır yok öyle bizim şeyimiz değil, tarzımız değil biliyorsun. Ama bende o bilgi yok şu an itibariyle. Ben Başakşehir ve Adem'le işle ilgili yorum yapamam. Öyle bir bilgiye sahip değilim. Yorumlar sürekli geliyor. İstersen son olarak iki isimle yavaş yavaş sona doğru gelelim. 103 kişi var yanımızda şu an takipçilerimiz de. Bayağı yorumlar yazıyor sağ olsunlar. Hepsine cevap vermeye çalışıyoruz aslında. Kaan Ayhan ismini sormuş aslında birçok takipçimiz. Kaan Ayhan'da son durum nedir? Eğer Beşiktaş şampiyonluk yolunda ilerleseydi olurdu. Devre arasında gerçekleşebilecek bir transferdi ama Beşiktaş'ın devre arasında çok böyle kiralık da olsa 1,5-2 milyon euro harcayabilecek bir bütçesi yok. Gönül ister ki ben işte yıldız transfer haberleri yapalım ama
Beşiktaş'ta daha fazla ayrılacak oyuncular Ocak'ta konuşulacak. Gelecek oyuncular değil. Cenk Tosun ismini soran takipçilerimiz var. Cenk Tosun'da var mıdır bir gelişme? Yok, halen sürüncemede orada. Yavaş yavaş o da düzeldi. Beşiktaş'ın puan tablosunda bu durumdayken santrofor transferi yapıp bütçe ayırması zor. Zor. Piyaniç ismini soranlar olmuş ama devre arası zaten gitmeyecek büyük ihtimalle. Sezon sonu gidecek. Devre Yok arası gider ya, mi bak diye isimler Pjanić var. dedin, aklıma ne geldi? Maçı izliyorum Konya'da. Çok soğuk, donduk yani tribünde. 8 tane 9 tane tekme yedi, biliyor musun? Milyon euroluk Evet. Evet. futbolun içinde tekme var. Çok da güzeldir. Özellikle Pat ayağına pat basılan pat. pozisyon çok sıkıntıydı. Pat pat. Çok da güzel. Darbeli oyun güzeldir. Ama hakemler neden var? Bu darbenin karşılığını vermek için, cezasını vermek için. Türkiye'de milyon euroluk futbolcular geliyor. Milyon euroluk stadyumlar yapılıyor. Yayın ihaleleri milyon dolarlık. Futbolu bilmeyen, kendisini geliştirmeyen hakemler var. Mete Hoca normalde standardı iyi olan bir hoca ama Konyaspor Beşiktaş maçını gerçekten çok kötü yönetti. İnan Evet. bana bak. Pjanic'in ayağına basıldığı son saniyedeki, son dakikalardaki pozisyonda oynatıyordu. Pjanic bağırdıktan sonra verdi, biliyor musun? O pozisyon kırmızı Evet. kart. Kırmızı kart o pozisyon. Ya Birçok yorumcu Pjanic, zaten kırmızı ben kart şey olarak demeyeceğim, yorumladı burada onu. gelip Pjanic gibi dünya yıldızı, hakemlerin onu koruması gerekiyor falan değil yani. Tabii ki hakemlerin hiçbir futbolcuyu koruma gibi amacı, misyonu olamaz. Ama Pjanic gerçekten dayak yedi yani. Evet. Gerçekten dayak yedi. İçimde kalmasın, sadece bunu söyledim. Devre arası ayrılma gibi bir durum yok. Tamamdır. İstersen son olarak sana bir ismi daha sorayım. Çok ısrarla sorulan bir isim var. Naci Ünü var. İsmi sorulmuş, alınabilir mi diye. Bir girişim var mı? Gelecekte olur mu tarzı. Çok gündeme Ben de öyle bir gelmedi. bilgi de yok. O yüzden evet ya da hayır diyemem. Evet. Gündeme çok geldiğini, gelmediğini biliyoruz. Ekuban ismini yazmışlar. Kim? Ekuban ismi Var yazılmış. var. Ekuban var. Var. Gündemde Var Ekuban, değil ama mi? yine Ocak için değil, Beşiktaş'ın yeni sezon yapılanmasında konuşulan oyunculardan biri. Ekuban. Ekuban. Ki Evet. Gör, derbilerin gör, adamıdır. görüş görüşme de, görüşmeler de sürüyor ama halen net bir alınabilir, alınacak diyemiyorum ama görüşülüyor mu? Ekuban'la görüşülüyor. Umut Meraş Napoli iddiaları vardı. Atakan isimli takipçimiz sormuş. Ha, Napoli iddiaları vardı. Yani şu anda öyle bir gelişme, bir iddia durum var mı? bence Umut Meraş milli takımdaki oynadığı performans gibi devam ederse, şimdi sağ bekte son maç böyle oynadı, öyle değerlendirilmemesi gerekiyor. Asıl mevkinde oynadığı zaman iyi oyunlar da çıkarttı. Olabilir. Napoli doğrudan bir teklif falan yapmamış ama ilgi yazısı var. İlgi yazısı. İlgilendiğini biliyorum. Napoli ha gerçekleşir gerçekleşmez. Ben hep sonuç odaklıyım. Napoli'ye gidecek mi dersen bilmiyorum derim. Ama ilgisi var mı Napoli'nin? Var. Var derim. Sercan, aslında birçok soruyu yanıtladık. İstersen bugünlük yavaş yavaş sona doğru gelelim. Bir takipçimizin yazdığı bir şey var. Onu da söyleyeyim. Aslında onu herkes biliyor. Can Bozdağ'ın bonservisi alınacak mı? Alınacak. Bunu aslında herkes biliyor. İstersen sen de Can Bozdağ'la ilgili kısa bir şeyler söyleyebilirsin. Alınacak ama Can Bozdoğan'da da düşüş var. Çok büyük düşüş var. Tamam, Beşiktaş bu risklenmez. Bu ihtimal mi diyelim? Ne diyelim? Yani Can'ı alıp kullanacak 1.7'ye. 1.7 milyon euroyu. Ama iki maçtır da düşüş var Can'da. Bunu da söylemek lazım. Yani Beşiktaş taraftarı Can'ı, o ilk oynadığı takım, ilk oynadığı zamanki Can'ı seviyor. Şimdi Konyaspor maçında oyuna sonradan girdikten sonra, bu benim değil Önder Hoca'nın yorumu. Önder Hoca basın toplantısında dedi ki Evet. oyuna sonradan giren oyuncularımız, özellikle iki tanesi güvenliğe Can'ı aldı ilk. İki tanesi katkı sağlayamadı dedi. Can'da düşüş var. Bu düşüşün nedeni araştırılıp çözüm bulunması gerekiyor. Yoksa Can ilk zamanlardaki bize izlettiği Can'ı izletirse müthiş bir oyun. Ama Evet. düzelmesi lazım. Değerli takipçilerimiz yavaş yavaş aslında sona doğru geldik. Sercan, bugünkü yorumların için çok teşekkürler. Çok yorum var. Bu gibi yayınları zaten sürekli yapacağız. Sizler de bizi takip etmeye devam edin. Sorularınızı, burada yaptığınız yorumları tek tek burada Sercan'la
diğer muhabir arkadaşlarımızla beraber yanıtlayacağız. Sercan, bugünlük için çok teşekkürler. Takipçilerimize el sallıyoruz o zaman. Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarının Beşiktaş'ın transfer ve teknik direktör gündemini Sercan Dikme ile birlikte değerlendirdik. Bir sonraki yayınlarımıza görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bizi takip etmeye devam edin.